alt yüzünü, hatta boyun bölgesinde bir miktar etkileyecek şekilde, düzeltecek ya da yeniden restore edecek şekilde yapılan bir uygulamadır diyebilirim kısaca. Tabii yüz germe deyince asıl bu anlaşılıyor. Fakat her hastada yeterli oluyor mu? Hayır. Bazı hastalarda beraberinde kaş kaldırma gerekebiliyor. Bazı hastalarda beraberinde bişektomi gerekebiliyor. Bazı hastalarda beraberinde gıdı bölgesinden yağ almak, neck lift dediğimiz boyun germe işlemi ya da çene implantı gibi uygulamalarla da işlemi zenginleştirmek, kombine etmek mümkün olabiliyor. Biz genel anlamda klasik yüz germe ile ne sağlayabiliyoruz, neyi sağlayamıyoruz? Biraz bu detaya girmek istiyorum. Çünkü bize başvuran hastalar, diyelim ki ileri yaş grubu ise yüz germe için geliyor. Fakat yüz germe dediğiniz hastaya sadece yüz germe yaparak o hastanın bütün sorunlarını halledemeyebiliyorsunuz. Bu noktada da hastayı tabii bilgilendirip resimleri üzerinden ya da kendisini görerek, değerlendirerek hangi ameliyatlara ihtiyacı olduğunu teker teker söylemek mümkün olabiliyor. Şimdi yüz germe işlemi kişinin dediğim gibi orta yüzünü gerer ki bu aynı zamanda nazolabial oluk dediğimiz bu bölgedeki burundan ağız kenarına doğru uzanan olukları düzeltmeye yönelik bir işlemdir birinci etapta. Yine aynı zamanda alt göz kapağında problemi olan hastalarda bu bölgenin bir miktarda olsa düzelmesini sağlayacak bir işlemdir. İkincisi alt yüz dediğimiz, alt yüzde özellikle çenenin her iki yanında olan, özellikle sarkmış olan alt yüz sarkıklık jowl diyoruz biz bu bölgeye. O bölgedeki problemi düzelten bir işlemdir. Yine 50'li 40'lı ya da 40'lı 50'li yaşlarda olan boyundaki hafif gevşeme olan problem olan hastaların problemini çözen bir işlemdir. Bu işlemde sonuçta kesilerek yapılan fazlalık olan excess skin dediğimiz yani fazla derinin çıkarılmasını içeren alttaki dokuların ise sıkılaştırılmasını sağlayan bir tekniktir diyebiliriz. Klasik yüz germe işleminde normalde bizler deriyi kaldırır, alttaki astar dediğimiz dokuyu da sıkılaştırıyor idik. Bu tabii eskiden beri sık yapılan bir işlemdi. Fakat bu astar bölgesini sıkılaştırmak her hastada yeterli olmuyor. Bazı hastalarda bizim o astarın altına girmek dediğimiz subsmas yüz germe ya da derin plan yüz germe ki bu konuya ilgi duyan kişiler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Yani alttaki dokuları tamamen derin plana inip o bölgeden beri germek ve böylelikle daha kalıcı bir sonuç elde etmek, daha uzun giden ve daha gerilmiş, daha iyi sonuç alınacak, doğal sonuç alınacak uygulamalar mümkündür diyebilirim. Tabii bu teknikler her hekimin, her cerrahın çok hakim olmadığı ya da çok sık yapmadığı uygulamalar olarak söyleyebiliriz. Çünkü derin planda direkt olarak yüz sinirleriyle çok fazla aşırı neşir oluyorsunuz. Yüz kaslarıyla çok fazla aşırı neşir oluyorsunuz. O nedenle tecrübe gerektiren ve ciddi bir yani vaka gerektiren yani çok sayıda hasta yaptığınız zaman ancak yapabildiğiniz öğrenme kör ve çok uzun olan bir cerrahi uygulamadan bahsediyorum. Elde ettiğiniz sonuçların güzelliği ve kalıcılığı bu hastaları tabii ki yıllar boyunca size müteşekkir kalmalarını sağlayıp çevrelerindeki pek çok kişinin de size gelmesini sağlayan çok önemli ameliyatlardır diyebiliyoruz. Nihayetinde başarılı bir yüz germenin en önemli kilit noktası tecrübeli bir hekim, bu işte çok uğraşan bir hekim ve eğer ihtiyaç varsa derin plan yüz germenin de mutlaka yapılması gerektiğini, beraberinde başka problemleri varsa yani ki buna boyun germe, buna alın germe, göz kapağı, alt ya da üst göz kapağı torbaları ya da fazlalıkları da katılabilir. Beraberinde bişop dediğimiz bişektominin katılması da gerekebiliyor. Kısacası iyi bir yüz germe çok fazla operasyonun kombine edildiği ve bu şekilde başarılı sonuçların aldığı işlemdir diyebiliriz. Yüz germe uygulamaları esnasında özellikle ağız çevresindeki barkod çizgileri dediğimiz çok ince çizgilerin yüz germe işleminden etkilenmediğini altını çizmek isterim. Burası için başka bir uygulama yapılması gerektiğini, bunun da hastayla konuşularak detaylı bir şekilde planlanacağını şimdiden söylemek isteriz. Bununla beraber yüz hastalarında, yüz germe yaptığımız hastalarda eğer ihtiyacı varsa burun estetiğinin de yapılması gerektiğini, bunun da hastaya daha genç bir ifade ve daha genç bir görünüş verdiğini sağladığının bilinmesini isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.